Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Altın Bilek isimli kitabı tanıtacağız. Birleşik Amerikalı gazeteci Marcus Thompson'ın kaleminden çıkan eser, Stephen Curry'nin Mucizevi Yükselişi alt başlığıyla yayımlanmış. Kitap, 2009'da adım attığı NBA'de bütün dengeleri alt üst eden Stephen Curry'yi ve onun sırtında yükselen Golden State Warriors'ın başarısını mercek altına alıyor. Oakland'lı gazeteci Marcus Thompson, kentinin makus talihini değiştiren kahramana dair yaptığı araştırma ve gözlemleri, duygu ve düşünceleriyle harmanlayıp bu eseri oluşturmuş. Kitap aynı zamanda NBA'de neredeyse 30 takımı tamamlamak dışında hiçbir özelliği bulunmayan Golden State Warriors'ın zirveye yükselişini de aşama aşama ele alıyor. Yıldız oyuncu basketbol dünyasında Curry'den önce ve Curry'den sonra şeklinde özetlenebilecek biçimde çığır açıcı bir etkiye sebep oldu. Yazar, Curry'nin Golden State Warriors'ı nasıl sırtladığını ve NBA'de yaptığı devrimi şu cümlelerle açıklıyor. Warriors takımı kendisini şampiyonluktan her zaman çok uzak hissetmişti. Hedef hiçbir zaman bu olmamıştı. Taraftarlar takımın sadece playofflara kalmasını ve gerçekten iyi bir takımın gözünü korkutmasını istiyorlardı. Takımın saygı görmesini umuyorlardı. Stephen Curry tüm bunları, hatta daha fazlasını başardı. O, Bay Area dışındaki sporseverlerin bile saygısını kazanabilecek kadar özel bir yetenekti. Curry'nin ustalığı ve marifetleri spor programlarında yer almaya başladı. O, Warriors taraftarının yıllarca bayılarak izlediği küçük adamların sahip olduğu tüm özellikleri kendinde topluyor. Ama hepsinin bir üst modeli sıfatıyla. Stephen Curry, muhteşem bir şutör olmak bir takımı şampiyon yapmaya yetmez fikrini bir daha dillendirilemeyecek kadar katı biçimde yerle bir etti. Onun Golden State Warriors'ın kurulduğu Oakland'da sevilmesinin yegane sebebi, hayal edemeyecekleri başarıya Curry sayesinde ulaşmaları değildi. Eserde Curry'nin özel hayatına dair kısımlar, onun sosyal sorumluluk projelerinde nasıl şevkle yer aldığı ve gelenek haline getirdiği yardım kampanyaları sayesinde kentle nasıl bütünleştiği konularında okuyucuya fikir verecektir. Warriors Başkanı Rick Wilson kitaptaki şu cümleleri de Curry'nin çevresinde yarattığı algıyı çok iyi açıklıyor. İnsanlar bana Curry'nin göründüğü kadar iyi biri olup olmadığını sorup duruyor. Cevabım hep hayır oluyor. Göründüğünden çok çok daha iyi biri. Kısacası parkedeki rakipleri tarafından bebek yüzlü katil olarak kabul edilse de Oaklandlılar için Stephen Curry adeta mitolojik bir kahraman hüviyetinde. Marcus Thompson eserde NBA efsanelerinin Stephen Curry hakkındaki cümlelerine de yer vermiş. Tüm zamanların en iyi oyuncularından Larry Bird, Curry için söz konusu uzaktan atış olunca ondan daha iyi biri var mı bilmiyorum. Havaya girdiğinde Curry gibi bir silaha sahip olmak öylesine büyük bir avantaj ki, bir ya da iki atışın kaçması onun için hiçbir şey ifade etmez. Gittikçe daha derinlere çekilir. Kaşla göz arasında sizi maskaraya çevirir ifadelerini kullanmış. NBA tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olan koç Jason Kidd ise Stephen Curry'yi tanımlarken çıtayı daha da yükseğe çekiyor. O, bu jenerasyonun Jordan'ı. Biz hepimiz Mike gibi olmak istemiştik ve bugünün çocukları da Steph'i izleyerek büyüyecek. Sizlere Altın Bilek, Stephen Curry'nin Mucizevi Yükselişi isimli kitabı tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kitapla kalın.